Selamlar dostlar, Arikipa'dan. Aslında videoya burada başlamayacaktım ama burada güzel bir tesadüf oldu. O yüzden göstermek istedim. Şöyle, Arikipa'da eğer gelirseniz Türk restoranı var. Tam bu Plaza de Armas, hemen şu karşımda bulunuyor. Plaza de Armas'ın yan sokaklarından birinde. Aratırsanız bulursunuz zaten. Bir tanesi İstanbul, diğeri de El Turco olarak geçiyor. Bakın Türk bayrağı falan var şeyde yani. Döner Möner. Baklava falan yemek isterseniz, böyle canınız çekerse. Her yerde bulamıyoruz çünkü. Buraya gelip yiyebilirsiniz. Ben öğlen aslında gelmiştim. Arequipa'ya bu benim ikinci gelişim. İlk geldiğimde haberim yoktu buradan. Daha sonra işte Cusco'ya gittiğimde haberim oldu. Neyse işte dedim, döndüğümde bir tekrar uğrayayım falan filan. Geldim işte bugün. Öğlen burada yedik yemeği. Bir tane arkadaş vardı yanımda. Sonra tam çıkarken de işte sahibiyle denk geldik falan. Sahibini sormuştum ben zaten buradan falan diye, tanışalım diye. Çıkarken denk geldi, öyle ayaküstü bir sohbet ettik falan. Yaklaşık işte 25 senedir buradaymış. Bayağı da güzel tutturmuş yani. Bizim lezzetlerimizin burada olması da gurur verici açıkçası. Ben de denemek istedim, gelirseniz uğrarsınız siz de. Şimdi ben otogara doğru gideceğim. Hatta bir yemek yiyip öyle gideceğim. Tekrar şeye gidiyorum, Kotasya'ya gidiyorum. Önceki videoları izleyenler hatırlar. Orada ne yapmıştık? İşte köylere uğramıştık. Köyleri gezmiştik. Fakat daha sonra Intrami'ye gitmek için ben Cusco'ya gitmiştim. Yani oradaki benim rotalarım aslında yarım kalmıştı. Şimdi o kalan yerleri tamamlamak için tekrar köye dönüyorum. Arequipa benim Peru'da en sevdiğim şehir. Yani burası işte benim gördüğüm diğer Cusco'ya göre vesaireye göre daha farklı. Daha böyle sakin geliyor. Şu an bayağı insan var ama normalde daha sakin oluyor, bilmiyorum. Şu an herhalde biraz özel günler yaklaştığından dolayı bir kalabalık var. 15'inde Arequipa'nın günüymüş. Burada festival karnaval diye bir şey var. Eğer yakalayabilirsem belki onunla gelirim. Arequipa videosunu önceden çekmiştim zaten. O yüzden şimdi detaylı olarak bir şey göstermeyeceğim. İzlemek isteyenler orayı izleyebilir. Şimdi ben yemek yemek için geçiyorum. Size şimdi şeyi göstereceğim. Arequipa'da arkadaşlar, bu gördüğünüz beyaz taşlar volkanik taşlar. Bu yüzden de beyaz şehir adını alıyor. Şu anda da burada böyle beyaz taşlarla bir çalışma var. Bakın, sabah geldiğimde bu taşlar üstüne çalışmalar yapıyorlardı karşıdaki gibi. Taş işçiliği. Gerçekten de hala bu işçiliği burada sürdürüyorlar gördüğünüz üzere. Artık heykeltıraşlar mı dersiniz, bilmiyorum, ne dersiniz. Güzel çalışmalar yapılıyor. Hani şehri tanıtan güzel bir çalışma olmuş açıkçası. Sabah geldiğimizde böyle daha yeni başlanıyordu. Şimdi şekiller alınmaya başlanmış. Denk geldiğimiz iyi oldu. Arequipa'da bir de oldukça yaygın bir yemek çeşidi var arkadaşlar, chifa. Bu Çin işte pilavı mı deniyorlar artık, bir şey deniyor, kavrulmuş pilav. Bu oldukça yaygın burada, o yüzden önceden yemiştim zaten, denemiştim burada. Şimdi tekrar deneyeceğim. Oturalım bakalım. Tavuk kızartması söyledim. Önden böyle bir çorba geliyor. Çorba sopa de fideo. Yani makarna çorbası gibi düşünebilirsiniz. Spagetti, işte yeşil soğan var. Onun dışında da pek bir şey yok yani, öyle sebzeli memzeli bir şey. Güzel yani, önden genelde böyle servis ediliyor bu çorbaları. Söylediğim yemek buydu arkadaşlar. Çufa dediğimiz pilav bu oluyor. Böyle işte yeşil soğan var. Ufak sosisler var içinde, soğan falan. Kavrulmuş pirinç bu. Burada oldukça yaygın. Yanında işte patates kızartması, ufak salata, bir de tavuk kızartması. Gördüğünüz üzere çorbayla beraber ikisine 15 sol veriyorum. O da yaklaşık 4 dolar falan yapıyor. Şimdi geldim benim otobüse. Bagajı verdim. Peru'da arkadaşlar, bagajınızı verirken genelde çantanıza işte etiket yapıştırıyorlar. İneceğiniz yerde şey olsun, biletinizle eşleşsin falan diye. Onu sorup duruyorlar bana, ben de anlamadım ne sorduklarını falan. Panik oldum bir. Bende var aslında, çantaya yapıştırmışlardı, görmediler onu herhalde. Sonra dedim var bende. Anlayınca söyledim. Sıkıntı olmadı, şimdi otobüse binmeyi bekliyorum artık. Nazareno firması. Gidiş için 40 sol verdim. Selamlar. Akşam gece 4 gibi Kotoasya'ya geldim. Bir tane oda buldum kendime. Şöyle işte tek kişilik bir oda. 30 sol verdim buraya. Allah, burada odalar biraz pahalı ya. Ya oda dediğim işte kalacak yer pahalı. Normalde işte 20'ye falan kaldığımız yerlerde.
Burada 30'a kaldık. Bir de akşam çok fazla seçenek yok yani, gece kapıyı çalıyorsunuz. Gece 4-2 mi uyanırız artık. İlk bir yere çaldım, kimse cevap vermedi. İlk sordum ya 40 dedi. Sonra işte buraya geldim. Bir de bunun yanında var. Orası da 25'miş. Açıkçası 30 dedikten sonra biraz da yorgundum yani. 2 gündür uykusuzum. Akşam gece yolculuk yaptığım için. Yatacak yer aradım. Geldim işte orada. Sabah 4-5 saat uyudum yani. Şimdi toparlandım ben. Eşyalarımı da buraya bıraktım. Ben bütün eşyalarımla geldim bu köye. Arkipa'da hiçbir şey bırakmadım. Buraya bıraktım eşyaları. Şimdi yemek yemeye gideceğim. Ondan sonra da 2'de otobüs var. Otobüste köye gidiyor olacağız. Öyle toparlandık, hazırız. Benim hostel burası arkadaşlar. Burası terminale yaklaşık bir 10 dakika yürüme mesafesinde. Merkeze yer alıyor. Şurası da yandaki yer. Orayı da arayıp sordum. Kimse yoktu. 25 dedi yani. 5 soru için de yani yer değişmiyor. Şimdi eşyaları bıraktım, ayıp olur. Şimdi şu ileride şey var. Köy merkezi var. Size şeyi göstereyim. Köyün merkezini göstereyim. Ufak zaten burası bayağı bir. Benim gideceğim köyler buradan da ufak. Şeye gittim ben. Turist ofisine gittim bilgi almaya. Yürüyüşle ilgili. Açık, hafta içi açık oluyor. Bakın köy merkezi burası. Plazası. Ufacık bir yer. Kiliseleri falan var burada işte. Onun etrafında işte dükkanlar var. Gördüğünüz üzere. Yemekçiler falan filan. Ben şimdi aşağıda yiyeceğim. Az önce sordum bir yere. Bakkal, çakkal, makkal her şey var ama istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz burada. Elektronik, elektrik, telefon bile satıyorlar ya. Köy dediysem yani çok ufak bir yer değil burası baktığınızda. Ama öyle turistik bir yerde değil, öyle söyleyeyim. Yemeği yiyeceğim yer burası arkadaşlar. Öyle buradaki insanların yediği bir restoran, lokanta, öyle söyleyeyim. Gelsin yemek de gösteririm. Çekerim onu da. Şöyle yolluk aldım kendime işte, elma, mandalina falan filan. Gittiğim köylerde işte o turist ofisine gidince şeyi sordum. Laf arasında kaynadı. Gittiğim köylerde pek bir şey yokmuş. Ben çok fazla şey almamıştım aslında yanıma. İşte bir akşam yemeğiyle sabah için almıştım. Öğlen dedim orada yerim falan. Aslında öyle şey oluyormuş. Söylediğinizde hazırlıyorlarmış falan ama şimdi nereye karşılaşacağım bilmiyorum. O yüzden yanıma işte şey falan aldım. Domates, peynir, ekmek aldım. 3 günlük falan. 2 günde yürürüm muhtemelen yani, şeyin söylediğine göre, turist ofisteki adamın söylediğine göre. Ama vaktim de var yani, 3 güne de yayabilirim yani, böyle biraz daha köylerde kala kala gidersem 3 güne de yayabilirim. Çorbam geldi arkadaşlar. Çorba, burada çorba kültürü biraz farklı. Böyle yemek gibi daha çok yani, doyabileceğiniz şekilde. Bu ilk yemeğim. Bir de ikincisi gelecek. 10 sol verdim toplam. Daha vermedim gerçi de işte vereceğim. Et var içinde gördüğünüz üzere büyük. Mısır var, çoklu denilen. Patates var, işte havuç var. Makarna var. Yeşillikler falan var. Sopa de fideo diye geçiyor bu aslında burada. Güzel. Bir de yanında işte böyle soslar oluyor. Şey verecekler, bir de içecek verecekler. Yemeğe de gelince göstereyim. Yemek de et yemeği yine. İkinci olarak gelen yemek bu arkadaşlar. Şöyle bir et var. Kemikli. Patates püresi. Altında da işte pilav. Valla çorba bile yetti aslında, öyle söyleyeyim. Buradaki çorbalar büyük. Puede tomar refresco, por favor? De içecek gelecek işte. Burada porsiyonlar büyük böyle gördüğünüz üzere. Bir de şöyle işte refresco dedikleri içecek var. Doğal bir içecek bu işte. Normalde hep bir bardak olurdu. Büyük bardakta olurdu da böyle sürahide verdi. Bu sefer dedim hepsi bana mı, hepsi senin dedi. Terminale geldim şimdi. 2'de gelecek dolmuş, bakalım. İnsanlar burada sırada bekliyor genelde. Dolmuş gelince de hemen koşturarak biniyorlar çünkü yer kalmıyor bu sefer oturacak. Terminalde böyle Kotovasi'nin. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, benim bu gideceğim yere her gün dolmuş yok açıkçası. Eğer böyle bir yere gelecekseniz bunların bilgisini de internetten pek bulamıyorsunuz. Biz ilk geldiğimizde bu rotayı yürüyecektik. Sonra işte burada bir şey bulamayınca, otobüs bulamayınca diğer rotaya gitmeye karar verdik. Şunu söyleyeyim, onu öğrendim. Şimdi benim izleyeceğim rota şey, Çarkana, Keçuaya, Velinga diye köyler. Velinga'dan da buraya geleceğim işte. 3 gün falan sürecek işte benim tahminim. Velinga'ya şey, Keçuaya her gün otobüs varmış 5'te. Eğer bu otobüsü yakalayamadınız diyelim, şey yaparsınız. Keçua'ya gidersiniz, Velinga üstüne inersiniz, oradan başlarsınız yürümeye. Ya da buradan işte Sipia'ya doğru yürürsünüz. Rotayı tersinden izlerseniz yani, öyle söyleyeyim. En sona Çarkana'da bitirip işte
Orada otobüse denk gelirseniz oradan otobüse dönersiniz. Çünkü Çarkana buradan 40 kilometre. 2 saat falan sürdüğünü söylediler. Dağlık yolları olduğu için biraz uzun sürüyor burada yollar. Zaten yolda giderken görüyor, gösteriyor olurum onları da. Dolmuş geldi, şimdi yükleniyor herkes. Nemimizde. Geçen sefer oturamamıştık ya, bu sefer oturacağım. Artık tecrübeliyiz. Andamarka diye bir tane köye geldik. Burası da ufak köylerden birisi anladığım kadarıyla. Burası meydanı köyün, bakın ufacık. Şimdi önümüzde 2-3 tane daha köy var sanırım. Ufak ufak böyle köyler oluyor. Hızlı gidiyoruz ama ya. Muhtemelen tahminimden erken varacağız. Köye geldim arkadaşlar. Çarkana burası. Çantayı aldım. 10 sol verdim işte şeyden buraya. Kotoas'tan buraya. Yaklaşık kaç saat sürdü bakalım saati. 2'de bindik biz. Tam 2 saat sürmüş. Hani 2 saat diyorlardı zaten bana. 2 saat sürdü. İyi güzel. Şimdi kamp yapacak yer bulacağım ben. Şu karşıda kilise var. Muhtemelen orada yaparım, onun bahçesinde. Burada şey var, karakol var. Bir soralım bakalım oraya. Yer göstersin bize. Kilisenin bahçesinde kamp yapabilir miyim diye. Yok falan, otel var dedi. Neyse sonra tuvalete gittim. Şu hemen yanında tuvalet varmış. Halka açık, anladım. Sonra en şuradaki içeriye sordum. Burası belediye binası gibi bir şey yani. Belediye demeyeyim de işte köy muhtarlığı gibi bir şey. Bir de aşağıda restoran vardı, ona sordum. Dedim, yapabilir miyim? Olur, sıkıntı olmaz dedi. Bana sardes. Ay, tienda, si? Tienda. Si. Ay, restoranto también aquí, ¿sabes? Si, dile mi ver. ¿Dónde? Si. ¿Dónde? Abajo. Bajo. ¿Izquierda? ¿Le llevo? ¿Eh? ¿Le llevo? ¿Izquierda? Por allá. Por allá, a la izquierda. Va a ver un letrerito, mira para allá. Ah. Va a ver un letrerito amarillo. Ah, dale. Por allá. Uh-huh. Ah, ¿tienes pan? Pan. 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 ¿Tienes? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Es trigo o no? Sí. ¿Trigo? ¿Eso? Sí. Ah, mira. Pan de aquí. Pan. Pero es no trigo, ¿eh? Sí. ¿Cuándo vale esos? 3 por un sol. 3 por un sol, dale. ¿Y huevo cuándo vale? 80 cada uno. Dale. ¿Le das? Después. Estoy aquí. Dale, gracias chicos. Nos vemos. Burası kilise arkadaşlar. Bahçesinde ateş falan yapmışlar ya. Taze de ateş. Bizi de yakmasınlar burada. Şu arkaya bakacağım şimdi. Sanki bana daha müsaitmiş gibi geldi. Burada da mı ateş yakılmış? Şurası falan, şurası güzel aslında ya. Anla, manzarası var bakın. Yolu görüyor musunuz? Böyle zikzaklı zikzaklı çıka çıka oradan dolaşa dolaşa geldik. Buralarda hep tarım terasları var. Tarım yapılıyor hala. Buraya niye geldik? Şimdi ondan bahsedeyim. Önce Kotaş serisini izleyen arkadaşlar izledilerse eğer, yani izleyenler varsa, onların az çok en azından bölge hakkında bilgisi vardır. İzlemeyenler için de linki koyarım ben yine. Çünkü o zaman farklı tarafa gitmiştik. Buraya benim gelme amacım arkadaşlar, buradaki ufak köyler gördüğünüz üzere hep böyle kerpiçten yapılma şey yani. Hala işte bu köy kültürünü koruyan yerler ve buradaki insanlar da şey, çok misafirperverler. Daha bozulmamış insanlar yani, öyle söyleyeyim size. Burada kültür var, doğa var, işte çeşitli meyveler var, değişik. Yine sonraki günlerde gideceğimiz yerlerde bu meyvelerden şarap vesaire yapıyorlar. O tür yerler de var yani köyde. Yani birçok şey var burada görebileceğiniz. Kültür turizmi yaygın. Ve burası turistik değil.
benim ilgimi çeken noktası da orası aslında. Bu yüzden de insanlar işte şey olmamış yani böyle para alışverişi çok fazla yaygın değil burada. O da benim hoşuma giden bir yan. Çünkü insanlar burada sizinle muhabbet ediyor vesaire böyle işte para konusu çok geçmiyor aranızda yani. Güzel bir durum o. Diğer yerlere gittiğimizde hep şey oluyordu işte. Yok işte şu şöyle şu böyle herkes turist kazıklamaya falan çalışıyor. Burada öyle şeyler yok. Önce gittiğim yerde mesela adamlar akşam yemek ikram. Buenos Aires yemek ikram etmişlerdi falan filan böyle. Bayağı güzel kültürünü koruyan bir yer. O yüzden seviyorum böyle yerleri. Şimdi 2-3 günlük bir rotamız var burada. Bu akşam buradayım. Zaten bu videoda bir önceki şeyin devamı gibi oldu. Bu akşam buradayız. Devamını zaten öteki videolarda göreceğiz ama akşama kadar çekim yaparım yine. Ben kamp falan kurayım. Bir iki kişiye daha sormak istiyorum ya. Böyle çadırı kur topla falan olayına girmemek için. Sonra gelirler işte yok burada kamp yapma falan derler. Diyeceklerini sanmıyorum ama yine de şey yapalım. Şu aşağıda güzel bir yer gördüm de. Orası da ev bahçesi gibi. Çadırı kurdum arkadaşlar. Yan kısma şöyle ağaç vardı. Ağacın dibine kurdum. Vallahi burada gece herhalde bir alem malem olayları dönüyor galiba. Kırık cam şişeleri falan var işte ateş var falan. Belki polis o yüzden demiş olabilir yani. İşte orada kurma böyle tehlike oluyor gibisinden belki kurdurmak istememiş olabilir. Bilmiyorum artık. Birkaç kişiye daha sordum ben öyle kurdum. Burası arkadaşlar söyledim bilmiyorum dünyanın en derin kanyonlarından birisi olarak geçiyor. Hatta buraya dünyanın en derin kanyonu diyorlar yani tanıtırken. Ama doğru mudur, yalan mıdır? Çok net bir bilgim yok benim de. Açıkçası. Fakat yani öyle en derin kaynağı olsun da oraya gideyim göreyim kafasıyla gelmedim zaten. Benim geliş amacım bu değil. Ya bayağı yüksek yerleri var buranın 4000 küsürleri gören. Nehir de bu önümüzdeki yerde gözükmüyor yani. Daha aşağılarda. Onları sonraki günlerde görüyor olacağız. Bayağı derin gerçekten. Şurada işte gösterdiğim üzere tarım terasları bulunuyor. Burada meyve olayları falan filan yaygın. Yani bu vadi böyle yeşillik. Daha aşağılara indiğimizde zaten sonraki günlerde net görüyor olacağız onları sonraki videolarda. O bakımdan güzel açıkçası. Sevdiğimiz yerlere geldik yine. Bakalım yani şu an zaten saat 4 küsür. Çadırı kurdum. Birazdan yerleşirim ben. Sonra da işte akşam yemeğini yaparım. Restoran vardı burada. Oraya gittim sordum. Belki işte bahçesi vardır orada kamp yaparım falan filan diye. Sadece şey varmış orada da yemek olarak. Çorba varmış. Kinoa çorbası var dedi. Başka bir şey yok dedi. Böyle yerlere geliyorsanız arkadaşlar bilgi az zaten. Yani bana şehir merkezinde söylediler işte orada yemek vesaire var. Ama şöyle yemek vesaire var. İşte hostele gidiyorsunuz. Hostelde size soruyorlar yemek yiyecek misin yemeyecek misin yiyecekseniz hazırlıyorlar. Yani öyle hazırda yemek var gidip oradan yemiyorsunuz. Yani buralar ufak yerler turist yok. Herkes köyde kendi zaten yemeğini yapıp hazırlıyor. Öyle ufak bir bakkalı var gördüğünüz üzere. Yani buraya alışverişlerinizi vesaireyi her şeyi yaparak gelmiş olun. Yani burada bir şey bulurum kafasıyla çok gelmeyin. Bulacağınız şeyler daha çok işte meyvedir. İşte böyle günlük şeyler daha çok. Yemek konusundan ziyade. Benim her şeyim var zaten. Belki ekmek falan alırım işte. Ekmeği sordum. Ekmek de şeyle geldi zaten. Benim geldiğim otobüse geldi. Şöyle köyü bir gezmeye çıktım. Sokaklara falan. Büyük değil zaten ufak. Birkaç tane şey var işte. Bakkal gibi. Ufak yer var. Kimisinde işte makarna tarzı şeyler de var. Ama dediğim gibi buraya gelecekseniz alışverişinizi yapmış olarak gelin. Her şeyi bulamazsınız. Yine aç kalmazsınız ama bir şeyiniz olmasa da bir türlü halledersiniz yani. Burası köy meydanı yine. Ufak bir yer gördüğünüz üzere. Şu meydandaki ufak ufak yerlerin hepsi dükkan genelde. Köpekler saldırıya biliyor. Az önce yolda biriyle karşılaştım da o da burada yaşamıyormuş. Baktım yürümekte zorlanıyor falan dedim burada yaşamıyor musunuz? Yok dedi ziyarete gelmiş. Şeyi sordum nerede kalıyorsunuz falan dedim. Şey var burada hospedahe var işte kalacak hostel gibi o tarz bir yer. Ne kadar veriyorsunuz dedim 20 dedi. İyi. Yani kalacak yer burada var. 20 sole kalabiliyorsunuz. O da 5 dolar falan yapıyor. Sonraki yerlerde olduğunu çok sanmıyorum ama onları da sonraki videolarda görüyor olursunuz.
Çadırsız vesaire de belki gelinebilir buralara. Ben şimdi su falan alacağım. Şurada akan su yeri buldum. Oradan filtreye yakalayacağım suyu. Suyla tuvalet olduktan sonra arkadaşlar kamp yapması kolay oluyor. Akşam yemeğimi yapıyorum. Ne var? Makarna var. Yanına işte biraz domates tat versin diye, bir de işte ton balığı var. Finete de atıyorum. Gerçi ultrada sağdımmış, bakalım nasıl çıkacak. Öyle, ondan sonra da çayımı içerim artık. Erkenden yatarım. Sabah erken kalkacağım. Yarın 19 kilometre falan yürüyeceğim yani. Bir sonraki videoda görüyor olacaksınız onu. Şöyle çadırın manzarasını göstereyim size. Karşıda karlı dağ var fakat hiçbir şey göremiyorsunuz siz. Sadece elektrik direğinin ışığı var. Makarnam hazır arkadaşlar. Domates ve ton balıklı. Güzel oldu ya, hoşuma gitti. En son Alsangate'de işte son iki kamptır falan ben böyle ince makarna alıyordum. Çok hamur oluyordu, o hoşuma gitmedi tadı. Normal makarnaya döndüm artık. Bu hoşuma gitti ya. Bayağı bildiğimiz makarna. Ben yiyeyim artık, bana afiyet olsun. Yemeğimi yedim, çayımı içtim arkadaşlar. Ulan tam da camın üstüne bastık var ya. Karanlıkta terlik giydim de. Burada kilise vardı, yine karanlıktan bir şey gözükmüyor tabii. En son plazayı göstereyim tekrar. Videoyu kapatacağım artık. Saat 8'e gelmek üzere. Burası yaklaşık arkadaşlar 3400 metre yükseklikte bulunan bir köy. Hafif bir serinlik var. Ama çok da öyle soğuk olduğunu söyleyemem açıkçası. Güzel, sinek falan yok en azından. Sinek olmaması sevindirici benim adıma. Bir sonraki videoda arkadaşlar diğer köylere devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.